bir matris verilmiş. 2 2 3 k 2 0 elemanlarından oluşuyor. Matrisin öz değerlerinin kareleri toplamı 17 olduğuna göre demiş. Matrisin öz değerleri ne olsun? Lambda 1 ve lambda 2 olsun. Lambda 1'in karesi artı lambda 2'nin karesi eşittir. 17 bilgisi bize verilmiş. Şimdi biz önce karakteristik polinomu oradan da öz değerlerle ilgili bir denklem bulmaya çalışalım. Ondan sonrasına karar vereceğiz. Bakın şöyle yapıyoruz determinant a eksi lambda i eşittir sıfırı bir çözmemiz lazım. A'mız belli. 3 k 2 0 eksi lambda i dediğim şey lambda 0 0 lambda oluyor. Bunun determinantından söz ediyoruz. Eşittir. Şu şekilde yazabilirim artık. 3 eksi lambda k 2 ve ne oluyor arkadaşlar? Eksi lambda. Çarparsam bunu arkadaşlar. Yani daha az determinantını hesaplarsam. Eksi lambda çarpı 3 eksi lambda. Eksi 2k yapacaktır. Bu da toparlarsam lambda kare. Eksi 3 lambda. Eksi 2k yapar. Şimdi bakın. Eşittir 0. Elimde benim ne var? Lambda kare. Eksi 3 lambda. Eksi 2k eşittir 0 var. Ve bu denklemin kökleri lambda 1 ve lambda 2. Hatırlarsınız arkadaşlar kökler toplamı kuralını. Lambda 1 artı lambda 2 nedir arkadaşlar? Eksi b bölü a'dan dolayı 3 bulunuyor. Kökler toplamı eksi b bölü a. E ben bir yandan da lambda 1'in karesi artı lambda 2'nin karesi eşittir 17 biliyorum. Hadi bakalım çözelim. Şimdi lambda 1 artı lambda 2'nin karesini bir açmaya çalışıyorum. Ne yapar? Lambda 1'in karesi artı 2, lambda 1 lambda 2 artı lambda 2'nin karesi yapar. Lambda 1 artı lambda 2 3 olduğu için lambda 1 artı lambda 2'nin karesi ne yapacaktır? 9 eşittir. Burada lambda 1'in karesi ile lambda 2'nin karesi 17 yapıyor. 2 lambda 1 lambda 2 artı 17. Buradan sola atarsam 17'yi lambda 1 lambda 2'nin eksi 4 olduğunu görürüm. Ne bu? Kökler çarpımı. Değil mi arkadaşlar? Peki şimdi şu denklemi tekrar yazalım. Neydi? Lambda kare eksi 3 lambda eksi 2 k eşittir 0. Kökler çarpımı c bölü a değil mi? Eksi 2 k bölü 1 neye eşitmiş? Eksi 4'e. Kökler çarpımını zaten bulmuştuk. k'yı buradan ne buluruz arkadaşlar? 2 buluruz cevabımız B şıkkı.